Haluk Bey de kendi mutfak rekorunu kırdı vallahi bugün. Gagacığım, keşke söyleseydik de Haluk Bey yerine kuşları tuna pepesini söyledi. Aha, ben niye düşünemedim bunu? Evet, doğru söylüyorsun Sultan Ana. Ha, Haluk. Hadi gelin, birazdan böyle evde kolayca yapabileceğimiz küçük egzersizler göstereceğim sultanıma. Hep beraber spor yapacağız. Maalesef. Benim hemen şirkete gitmem lazım, yoksa çok isterim. Ne tesadüf, benim de çıkmam lazım. Hadi hayırlı işler. İyi günler, iyi hadi günler. Görüşürüz. İyi günler. Hadi güle güle. Hoşçakalın. Keşke benim de gidecek bir işim olsaydı. Kaytarmak yok Sultan Hanım. Hadi buyurun, biz de orada üstümüzü değiştirelim, içeri gidelim. Söylemeyi unuttum. Öyle her gün tartılmak yok. Haftada bir kere... Hep aynı günde, günün aynı saatinde tartılacaksınız, tamam mı? Sen bilirsin. Emineciğim, bizim şu temizlik sopası var ya, onu çıkartır mısın sen de? Biz hemen geliyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim hapı güzel hediye için. Ne kadar da rahat, Tönürcüğüm. İkisi Tönürler. Hazır mısınız spor yapmaya? Tamam. Tunacığım, rica edebilir miyim sopayı? Tabii. Şimdi, Sultan Hanım. Sopayı alıyorsunuz, omzunuzun üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra dönmeye başlıyorsunuz. Böylece bütün bel bölgenizdeki, sırtınızdaki yağlar da azalma olacak. Ha, bu kadar kolay bir şey ben mi yapamıyorum? Yaparsınız. Bırak, bak şimdi. Sultan Hanım, öyle değil. Ben göstereyim. Sultan Hanım, öyle değil. Göstereyim şimdi bunu. Bak, öyle değil. Bırak. Ağzına vurdu sopayı. Buz getir. İnat etti alacağım bütün sopayı. İyi misin? İyiyim. Hastaneye gidelim gel istersen. Yok, iyiyim. Ya görün iyiyim, hiç bir şeyim yok. Bak şey oldum ben. İyiyim. Dur. Şimdi öbür hareketi göstereceğiz. Şuradan bir sandalye getir. Getir şunu. Evet, getir şöyle koy. Evet, çok teşekkür ederim. Nasıl yoruldum biliyor musun? Yok, şimdi tam siz oturun orada da Tuna size hareketi gösterecek. Tuna, hani bizim vardı ya hareketimiz şöyle. Çocuklarla birlikte de yaptık hani. Hangisi oldu? Kolumuzu şöyle koyuyoruz. Tamam. Şöyle şimdi, ayakları omuz genişliğinde açıyoruz Sultan Hanım. Şimdi yavaş yavaş konuşup, buralar çok önemli. Şuralar değil mi görüyorsun? Evet, buralar çok önemli. Buralarda böyle yavaş yavaş böyle kendinizi bırakıyorsunuz. Köre mi yürüyorum? Şimdi Sultan Hanım, ben bu çantaların içine biraz ağırlık yapacak malzeme koydum. Böylece bunları ağırlık olarak kullanacağız. Şimdi hareketi gösteriyorum size. Bacaklarınızı omuz genişliğinde açıyorsunuz, iki elinizle tutuyorsunuz. Sonra şöyle... Hapşo da çok güzel ha. Nedir lazım bunu? Ben size ayrıca şey aldığım yeri söyleyeyim, bir yapayım. Hani bakalım kaç tane küzü var, bir dakika. İçi de geniş. Güzel. Aynen, çok geniş. Tamam, alalım bak bunu. Kaç bunu tam buldu diye harcamadım ya. Güzel çanta bu, boş ver. Eskimedi mi? Ne kadar güzel, baksana. Sultan Hanım, yani buradaki asıl mesele evdeki bütün malzemeleri ağırlık olarak kullanabilirsiniz. Mesela biraz önce çantaları kullandık, şimdi su şişelerini kullanıyoruz. Bunlar da bir nevi ağırlık, kol kaslarımızı geliştireceğiz. He. Tamam mı? Kollarınızı aşağı doğru tutun. Ben bu evde spor işinde hiç başarılı değilim ya. Tamam, bu sefer yapalım. Evet. Yapacaksınız. Evet. Düz açıyorsunuz, kollarınız şöyle yapışık vücudunuza. Yavaş yavaş. Bu işte. Gördüğün gibi kesinlikle çok iyiyim Tönürcüğüm. Bir, altı. Çok merak geldi gözüm. İçinde bir şey yok değil mi? Bakayım. Yok, bir şey yok. Tamam. Botoks gibi oldu.
Sultan Hanım, şimdi evde damacana bulmak kolay. Şöyle koltuğa oturuyoruz. Evet. Ayaklarımızın arasına sıkıştırıyoruz damacanayı. Biraz sıkı tutuyoruz ki düşmesin. Sonra arkadan destek alıyoruz. Ve damacanayı kaldırıp indiriyorsunuz. Ha gayret. Merak etmeyin, zamanla olacak. Siz güçleneceksiniz ve olacak. Boş. Bir şey. Sakin ol. Ne oluyor ya? Ay hadi lan bir. Her tarafında gitti senin ya. Ben size kendi damacanamı vereyim. Bir kere daha deneyeyim. Tuna Beyciğim, birinci size kesin nazar değdi. Evet. Tuna, al buzunu değiştirelim. Ver onu bana. Bir şey söyleyeceğim. Senin artık başına gelmedik kalmadı. Ben seni azat etmeye karar verdim. Gerçekten. Evet. Beni affettin mi ya Güneş? Affettim. Hadi sen artık eve git Tuna. Buzu da al git eve. Hadi. İyi şeyler. Çok geçmiş olsun. Hadi Tuna. Hadi biraz dinlensen. Dudağına da buz koy Tuna. Şişirir değil mi? Dudağı daha da şişer. Çok üzülüyorum Tuna Bey'e. Sen de az değilsin kankacığım ben. Neyse sultanım oturmak yok. Hadi bakalım. Nerede sizin küçük şişeleriniz? Şişelerinizi alın. Tamam. Şöyle şimdi. Şöyle tutuyoruz ve kaldırıp indiriyoruz. Oy çok yoruldum Pelin ya. Hadi son hareket. Omuz bu. İyi hadi bir. Ha bu nedir ya? Havlu. Kalsın siz de sigaranız. Ha bu nedir Tunacığım? Oy. Banyo neredeydi? Yedirdim. Boğaldım. Değil istemiyordum. Spor yapmak istemiyordum. Tiyat yapmak istemiyordum. Vücudum. Yedirdim. Bu nedir ya? Uy feci darlandım. Şimdi feci darlandım. Sultan Hanım. Sakin. Ya gayet iyi gidiyorduk şimdi. Niye böyle bir anda dellendiniz? Yok bir şey zamanla olacak zaten. Etme da dönürdüm ya. Vücudum. Yapım ayrım işte ya. Sen kaç kilosun? De bana bakayım. Vallahi bir süredir tartılmadım. Şimdi tam bilemiyorum. İşte ikiz tünürler felsefesinin temeline aykırı bir durum var şu anda. Bir süredir daha kiloluyum. Ay Sultan Hanım aşk olsun yani kilo dediğiniz nedir ki? Alınır, verilir. Evet. Ya Allah çözümsüz dert vermesin. Öyle tabii. Tizim. Diyorum tabii. Neyse ben giderim. Hadi. Görüşürüz. Küp. Haydi selametle. Kankacığım seni öpüyorum. Dünürcüğüm seni çok seviyorum. Sultanım akşam yemeği bekliyorum. Bak çok güzel sağlıklı yemekler yapacağım değil mi? Evet. Hep beraber yiyeceğiz. Köri misin? Tünürünü bir an olsun yalnız bırakma. Bu ne sevgi ya. Mesim az desin ha. Meltem, yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Sultan Hanım'ın derdi seninle aynı kiloda olmak, ben sana söyleyeyim. Ya fark ettim de üzüldüm ya, çok takılmış bu konuya. Öyle de yapacak bir şey yok. Yardım edeceğiz bir şekilde, olur. Verilir. Hadi ben de gidiyorum tamam, artık. Tamam, bekliyorum ha akşam yine. Tabii. Hep beraberiz. Sağ ol geldin. Ay canım. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halim.